Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci testimize vektör çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Yatay düzlemdeki birim kare üzerine yerleştirilen KLM vektörleri şekildeki gibidir. 2K artı L artı M vektörü kaç birimdir demiş. Arkadaşlar 2K vektörü demek, 2K vektörü demek. Dışarı taşımak istemiyorum, ölçek çizmek istemiyorum. Vektörleri istediğim yere taşıyabilirim. Yeter ki yönünü, büyüklüğünü, doğrultusunu değiştirmeden. 2K vektörü demek sağ olur 2 birim vektör demektir arkadaşlar bakın. 2K vektörü bu. Sonra artı L vektörü hemen ucuna ekleyeyim. 2'ye 1. L vektörü bu. Sonra M vektörü demiş. Artı M vektörü de bu. Peki başladığım yerden bittiğim yere çizdiğim vektörün aşağı doğru 3 birim olduğu görülüyor mu arkadaşlar acaba? Şuradan başladığım, buradan buraya çizdiğim vektör kaç birim vektör çıktı? 3 birim vektör çıktı. Doğru cevabımız E şıkkıymış yani. İstediğim yerden başlayabilirim. Sıraya gerek yokmuş yani. Arkadaşlar fizikte vektörden soru çıkmasa bile vektör o kadar hayati bir konu ki fizikte. Her tarafta kullanacağız. Momentum da var, dinamik de var, efendime söyleyeyim enerji de var, bileşen ayırma. Çok hayati bir konu arkadaşlar bu. Bunu bir halletmemiz lazım yani. Şu bileşen ayırma işini bir halledelim ondan sonra. Kosinüs, sinüs. Hocam hangi sinüs, hangisi kosinüs? Ben bir türlü bunu beceremiyorum diyen öğrenciler çok duyuyorum. Şunu bir halledelim isterseniz. Bu fizikte çok önemli bir yer teşkil ediyor. Peki kuvveti dik bileşenden ayırma. Bakacağız şimdi. Arkadaşlar K vektörü verilmiş. X'ye dik koordinat ekseninde verilmiş yalnız. Şurası dik olduğu malum. Pekala. Ne yapıyoruz? K vektörünün ucundan Y eksenine paralel indiğimde X ekseni kesişimlerdeki bileşen KX bileşeni. Benzer şekilde K vektörünün ucundan X'e paralel gittiğimde Y vektörünü kestiğim yer KY bileşenidir. Kx eşittir k çarpı cos alfa. Kx eşittir k çarpı. Hangisi doğru? Bu mu doğru, bu mu doğru sizce? Arkadaşlar şu yanlış. Aman ha sakın. Bu yanlış, yanlış bu. Bu doğru. Neden? E şimdi sen bunu doğru kabul etseydin. Kx vektörü eşittir k çarpı cos alfa vektörüne deseydin. K vektörü ile kx vektörünün yönleri farklı olduğundan dolayı sen buna doğru diyemezsin. Bu yanlış. Peki ne dersin? Kx vektörünün büyüklüğü eşittir k vektörünün büyüklüğü çarpı cos alfa. Hocam niye cos alfa? Hemen şurada izah ettim onu. Niye cos alfa? Trigonometri birazcık biliyoruzdur herhalde yani. Şu dik üçgende sin alfa yazarsam karşı bölü hipotenüs. Sin alfa eşittir ky bölü k. Büyüklük olarak yazdım. Vektör işareti yoksa büyüklük demektir arkadaşlar o. Peki cos alfa yazarsam şu dik üçgende eğer cos alfa yazarsam komşu bölü hipotenüs olduğundan kx bölü k. Buradan ky'yi çekersen k çarpı sin alfa büyüklük demektir. Vektör işareti yok bakın dikkat edin. Kx vektörünü çekersen buradan k çarpı cos alfa. Buna şöyle diyeceğiz bundan sonra. Hangi bileşen açıya komşuysa o kosinüs bileşeni. Komşu kosinüs. Komşu kosinüs. Ko var ikisinde de. Böyle ezberleyin isterseniz. Bilmiyorum yani. Ezbere gerek var mı da. Hangi bileşen açıya komşu? Kx bileşeni. O zaman kosinüs bileşeni odur yani. Kx eşittir k çarpı cos alfa. Komşu olmayan bileşen de sin alfa bileşendir diyebiliriz. Arkadaşlar tekrar ediyorum. K'ye eşittir k çarpı sin alfa yanlış. Aman ha dikkat edin. Yanlış bu yanlış. Neden? Çünkü k vektörü ile k'ye vektörünün yönleri aynı değil. Peki doğrusu hangisi bu? Bu doğrusu. K'ye vektörün büyüklüğü eşittir k vektörünün büyüklüğü çarpı sin alfa dersin. Doğrusu budur. Aman dikkat edin ha. Peki. Bu hayati bilgiden sonra devam edelim şimdi. Peki burada bileşen ayıracağız. Bileşen ayıracağız. Peki hemen 10 birimlik vektörün şu bileşenden cos alfa olduğunu görebiliyor muyuz acaba arkadaşlar? Şunun 10 çarpı cos alfa. 10 çarpı cos 30'unu sana verir sorularda ezberlemek zorunda değilsin. Cos 30'dan kök 3 bölü 2 gelecekmiş. Yani oradan da 5 kök 3 gelecekmiş arkadaşlar. 5 kök 3 birim gelecekmiş. Peki şu 10 birimin düşey bileşeninden sin 30 gelecek. 10 çarpı sin 30'dan 5 gelecek oradan da sin 30'un değeri 1 bölü 2 olduğu için. Peki sağ 5 kök 3 ile sağ 5 kök 3 ile sola 5 kök 3 birbirini götürdüğü zıt yönlü kuvvetler olduğu için yukarı 5 aşağı 4 demek yukarı doğru bir birimlik vektör kaldı elinde demektir. Doğru cevabımız A şıkkıdır yani. Devam edelim bir diğer soruyla. Üçüncü sorumuz. Şekildeki yatay düzleme yerleştirilen vektörler ve şiddetleri verilmiştir. Buna göre bileşke vektör kaç k'dır demiş. Arkadaşlar şu k vektörü artı 2k vektörü artı k vektörü ucu eklenirse size 3K'yı zaten verecek mi? Verecek. Pekala. Başka? Şu alttaki
Alttaki k artı 2k artı k vektörü de size 3k'yı verecek mi? Bileşkesi vektörel toplamı verecek. Bir de üçkanın kendisi var mı? Var. Bir de üçkanın kendisi var ama unutmayın ha. Unutmayın. Peki ne oldu şimdi bu? 3k 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 sağa doğru 9k büyüklüğünde vektör oldu yani bileşke vektörümüz. Doğru cevabımız D şıkkıymış. Kendisini unutmayacağız. Aman sakın ha. Kendisini de ekleyeceğiz. Genelde unutuluyor bu kendisi. Şekildeki koordinat sisteminde k ve l vektörlerinin bileşkesinin x ve y koordinat sistemindeki arkadaşlar k artı l vektör demek ucuca eklemişim. K'nın başladığı yerden l'nin bittiği yere çizdiğim vektör şudur. Şu vektördür. Peki bu vektörün koordinatlarının x, y koordinatları demiş. Bileşkesinin koordinatları demiş. Yatayda 4, düşeyde 3 gördüğünüz üzere. Bu nokta hangi noktadır? 4'e 3 noktasıdır yani koordinat sisteminde. 4'e 3 noktasıdır. Nerede var 4'e 3 noktası? D şıkkında var. Doğru cevabımız D'ymiş. Bir diğer ucuca ekleme sorusu. Aynı düzlemdeki KLMNT vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. K artı L eşittir T vektörü. T'nin ucu bu tarafa yalnız. Dikkat edelim ona. Oklan yöne dikkat edeceğiz. Arkadaşlar yanlış yapılan bir şey var yalnız. Adam diyor ki K artı L vektörü bileşkesi budur diyor. Bileşkesi bu olmaz ki kardeşim. Sıfır yaptın sen bileşkeyi yani. Böyle bir şey yok. K artı L vektörü başladığım yerden bittiğim yere çizdiğim vektör. T vektörü doğru bir ifadeymiş. Doğru bir ifade. M artı N eksi T eşittir. Doğru mu? M artı N N'nin başladığı yerden T'nin M'nin bittiği yere çizdiğim vektör T'nin tersine eşittir. Eksi T'dir. Doğru bir ifadedir. Vektörel gösterimle problem yok. Burada doğru. Peki K artı TL'ye eşittir. Şuradan çekin bakayım. Bir doğruysa 3 yanlış yani. K artı T'si neyi verecek? Arkadaşlar buradan K eksi T eşittir. Eksi L vektörü gibi ifade çıkar. T'yi buraya alın. L'yi buraya alın. Bu doğruysa yani bu yanlış yani bir zahmet. Yanlış olduğu gayet bariz görünüyor. Yani burada işlem yapmaya gerek yok yani burada. Şu doğruysa bu yanlıştır yani. Doğru cevabımız 1 ve 2'ymiş yani C şıkkıymış. 6. soru. Şiddetleri 8, 10, 10 olan vektörlerin bileşkesi kaç birimdir demiş. KLM'nin bileşkesi. Yine bileşen ayırma geldi arkadaşlar karşımıza çıktı bakın o malum. Peki hangisi kosinüs hangisinüs? Yazalım önce yerlerine yalnız. K'nın büyüklüğü 8 birim. L'nin büyüklüğü 10 birim. M'nin büyüklüğü 10 birim. Peki M'nin yatay bileşenden kosinüs 37 gelecek. Kos 37'yi vermiş mi sana 0,8 diye? 10 çarpı 0,8'den kos bileşenden 8 birim gelir mi? Gelir. Şunun düşey bileşenden sin 37'den 0,6 vermiş mi sana? Vermiş. Buradan 6 gelir mi? Gelir. Peki onunla işimiz yok artık. Bileşenlerle işimiz var. Peki ne diyeceğiz? Sağ 8, sola 8 cırt cırt gitti onlar. Peki yukarı 10 ile aşağı 6'nın bileşkesi yukarı doğru 4 birim yapar mı arkadaşlar? Yapar. Doğru cevabımız neymiş? 4'müş. Gayet kolay sorulmuş yani. Yanlış mı yaptık ki? Yanlış yapmadık ya. Biz yanlış olmaz kolay kolay. Peki. Devam ediyoruz. 7. soru. Yatay düzlemde ABC vektörü şekildeki gibidir demiş. C vektörü 4 birim olduğuna göre ABC vektörlerin bileşkesi dengeleyen vektör kaç birimdir demiş. Bileşkesi dememiş. Dengeleyen demiş yalnız. Buna dikkat etmemiz lazım sorularda. Peki C 4 birimse C 4 birimse 30'un karşısındaki 4 birimlik vektörse 90 karşısında 8 birim vektör olur. 8 birim. Bunun karşısında da 4 kök 3 olur herhalde arkadaşlar. Yani 30, 60, 90 üçgeninin özellikleri bunlar yani bilmemiz lazım. Peki yani ne demiş bize şimdi? ABC vektörün toplamı demek ne demek? Zaten A artı B vektörü sana C'yi veriyor. Bir de C'nin kendisi var. 4 daha geldi oradan. 8. Peki sağa doğru 8 birimlik vektörün dengeleyeni sola doğru 8 birimlik vektördür. Dengeleyen bu. Ama büyüklük olarak 8 yani sonuçta. Sağa sola önemli değil burada. Büyüklüğün sormuş çünkü. Peki devam ediyorum. Aralarındaki açı 60 derece olacak şekilde yerleştirilen KL vektörlerin şekilde verilmiştir. Buna göre bileşke vektörü kaç birimdir demiş. Arkadaşlar şu özel durumları bir hatırlamakta fayda var. Şunları bir hatırlayalım isterseniz. Özetlemiş olan vektörleri. Kuvvetler eşitse, eşit büyüklükteyse daha doğrusu. A'daki açı 60 derece ise arkadaşlar F var, F var. 60 derece ise kök 3 F bileşkemiz 30 derece açıorta üzerinde olur. 30 derece olur. 60 derecelik açı varsa eşit iki kuvvetin bileşkesi kök 3 F'dir. Kosinüs teoreminden geleceğiz birazdan. 90 derece ise F, iki tane kuvvetimiz var. Bileşkemiz kök 2 F kadar. Açıorta üzerinde açılar 45'e 45 olmak zorundadır.
Arada kaç 120 derece ise F, F'nin bileşkesi yine F'dir. Büyüklük olarak açıorta özdeğendedir. Açılar 60'ar derecedir. Eğer eşit değilse kuvvetler ne olacak? İşte geldik şimdi. F1, F2'nin ucuz eklenmiş hali bileşkesi R. F1 artı F2'nin vektörel toplam olarak ifade edilir. Fakat büyüklük olarak R'nin büyüklüğüne eşittir derlerse özel durum değil bu. Açıyı da bilmiyoruz. Hemen kosinüs teoremle buluruz arkadaşlar. R'nin karesi eşittir F1'in karesi artı F2'nin karesi artı 2 F1 F2 cos alfa. Kosinüs teoremi. A'daki işaret artı yalnız bizde. Geometride eksi olabilir. Dikkat edin buna yalnız. Bileşke büyük kuvvete daha yakındır her zaman. Peki hangisi daha yakındır? Açıya bakarak karar vereceğiz. Peki bileşke F1'e yakın olsaydı F1 büyükmüş. F2'ye yakın olsa F2 büyükmüş. Tam ortadaysa F1 F2'ye eşitmiş olduğu anlaşılır yani buradan. Bu bilgilerden sonra şimdi sorumuza geçebiliriz herhalde. Bu özel bir durum değil bakın. Yani çünkü neden? Eşit değil yani. Kuvvetin büyüklüğü eşit değil birbirine. Mecbur kosinüs teoremi kullanmak zorundasın burada yani. R'nin karesi eşittir. K'nın karesi artı L'nin karesi artı 2 tane KL çarpı kosinüs 60 gelir mi arkadaşlar buradan? Gelir. Yazalım yerlerine değerlerimizi. K'nın karesinden 4, L'nin karesinden 9 artı 2 tane 2 çarpı 3 çarpı kos 60'tan 1 bölü 2 vermiş size kos 60'ı burada. 1 bölü 2. 2'ler buradan gitti. Ne kaldı geriye? 4 artı 9 artı 6 kaldı. Yani 15, 4 daha 19. R kare 19 ise R kök 19 birimlik vektör çıkar. Bu özel bir durum değil yani. Mecbur kosinüs teoremi kullanmak zorundayız. 9. sorumuz. Bir küpün olmaz aslında. Burada harf yumuşaması var sanki Türkçe'de. Kübün olması lazım. Neyse çok da önemli değil. Bir küpün kenarlarına yerleştirilen KLMN vektörleri şekildeki gibidir. Kübün bir kenarının uzunluğu a olduğuna göre bileşke vektör kaç a'dır demiş. Arkadaşlar eğer kapalı eğri oluşturuyorsa bileşke sıfırdır. Şöyle yazalım mı? Vektörler kapalı eğri oluşturuyorsa siz de yazın. Eğri oluşturuyorsa bileşke sıfırdır diye not düşün kenarına. Bileşke sıfırdır. Burada işlem yapmaya gerek yok. Küp gözünüzü korkutmasın yani. K artı L artı M artı N. Başladığım yere geri geldim. Bileşke sıfırdır yani. İşlem yapmaya gerek yok burada. Direkt. Çünkü kapalı eğri. Kaç tane kenar olursa olsun fark etmez. Koordinat düzlemine yerleştirilen vektörler. Peki özel durumuna geldi mi arkadaşlar? Geldi bakın. Bileşke kaç birimdir demiş. 4 kök 2, 4 kök 2 eşit kuvvet. Arada arada 90 derecelik açı var. Tam bizim sevdiğimiz işler işte bunlar. Hemen paralel kenar oluşturuverdim. 4 kök 2'nin kök 2 katından kaç gelecek? 4 kök 2 çarpı kök 2'den 8 birimlik vektör gelir bu tarafa doğru. Peki 6 6 aradaki açı 60 derece. Özel durumlardan hatırlayın bakayım. Hemen açın geriye. 120 derece ise kendine eşit. Ne kadarlık birim var burada? 6 birim var burada. Peki sağa 8, sola 6. Sağa doğru 2 birimlik vektör elde ederiz. Bileşkemiz sağa doğru 2'ymiş sorarlarsa eğer. Cevabımız A şıkkıymış. Pekala devam ediyoruz. Son sorumuz testimizin son sorusu. Yatay düzlemdeki KLN vektörleri eşkenar üçgenin kenarlarına yerleştirilmiştir. Buna göre her bir kenarı A olduğuna göre üçgenin bileşke vektör kaç A'dır demiş. Yaparız yani biz bunu ya. K'nın ucuna L'yi ekledim. Onun da ucuna N'yi ekledim. Gördünüz herhalde. K artı L artı N sorulmamış mı bize? Sorulmuş. E. Başladığım yerden bittiğime çizdiğim vektör bileşkedir. Şuradan başladım, şurada bittim. Gördünüz mü? Bileşke bu. Peki kaç A büyüklüğünde bu? Üçgenin bir kenarı arkadaşlar A ise bu eşkenar üçgen olduğuna göre şurası A bölü 2, şurası A bölü 2, şurası A bölü 2 görebildik mi acaba? Toplam vektörümüzün büyüklüğü ne oldu peki? 3A bölü 2 oldu cevabımız. C şıkkıymış demek ki. Şimdi A'ymış ya kenarı. Ortası ne yapar? A bölü 2. Yarısı ne yapar? A bölü 2. Bu da kaç tane A bölü 2 var? 1, 2, 3 tane A bölü 2 var. O yüzden büyüklüğümüz 3 kök 2 A'dır deriz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.